Şimdi olayların odağında amca Selim Güren var. Bütün işaretler, oklar onunla yönelmiş durumda. En son dün tutuklanan Nevzat Bahtiyar diyor ki kolluktaki ifadesi farklı ama savcılıkta, mahkemedeki farklı evime götürdüm diyor. Evde çuvala koydum diyor. Daha önce farklı bir şey diyor. Yani cinayet çözülme aşamasına geldi mi? Nari'nin niçin öldürüldüğüne dair tabii siz yine soruşturmanın gizliliği diyeceksiniz ama bir ben net bilgi var mı? Ben sizi çok iyi anladım. Bakın bir kez daha söylüyorum. Nari'nin bulunduğu 8 Eylül tarihi itibariyle öncesine göre çok farklı bir yerdeydik. Nari'nin bedeninin bulunduğu andan 9 Eylül itibariyle yani ertesi gün çok farklı bir yerdeyiz. Dün alınan ifadelerden sonra çok çok daha farklı bir aşamada. Yani ne ifade etmeye çalışıyorum? Evet, çok önemli bir aşama kat edildi. Alınan ifadelerin içeriği dediğiniz kamuoyuna yansıyan evet çelişkiler var. Yeni yeni beyanlar var. Ama gizli ihlal etmemek adına alınacak yeni ifadelere de zarar vermemek açısından soruşturmanı yakinen takip ettiğimizi ve daha birkaç güne daha yani yarınki ifadeler ve sonrasında gelecek raporlar çünkü raporların kısa zamanda bugünden itibaren gelmeye başlayacağını umut ediyoruz. Bazı yeni delillerin de dosyaya girdiği belirtiliyor. Yeni delillerden kastım hayır yani bizim daha önce Nari'nin bedeni üzerinden alınan biyolojik incelemeye tabi tutulması için 91 numune alınmıştı. Patolojik incelemeye tabi tutulmak için onlarca yine örnek alınmıştı. Bunların artık ya da olay mahallinde bunun taşların, oradaki ağaçların hepsinden örnekler alındı olay yeri inceleme ekipleri tarafından. Bu anlamda biz yavaş yavaş bu raporların da dosyaya gelmesiyle verilen ifadelerle DNA örnekleri eşleştirildiğinde yani biyolojik inceleme raporları sonucu bedene kimlerin temas ettiği yani Nari'ne kimin temas ettiği o eşyalara kimin temas ettiği yani bizim beklentimiz umudumuz uzun süre suyun içerisinde kalmış olmakla delillerin kaybolmamış olması. Büyük umudumuz o. Ama bu kadar ifadelere göre yakın temas edilmiş bir bedenden, cesetten örneklerin kolay kolay kaybolmayacağını düşünüyorum. Ben adli tıp raporlarının olayın dahil olan herkese ilişkin kanıtlarla raporların önümüze geleceğine ben inanıyorum. Peki köyde birçok kişi gözaltında şu anda. 20'den fazla kişi var. Dün de alınanlar var, bırakılanlar var. Köyde herkes bunu biliyor, gizliyor ve sanki bir senaryo hazırlanmış. Bazı bilgiler özel hazırlanmış. Buna ne diyorsunuz? Şimdi hani ben dedim ya nihayetinde bir gizem var. Yani ilk günden beri köy içerisinde gün ortası bir çocuğun kaybettirilmiş olması ister istemez o köyde hiç kimsenin görmemiş olması gibi bir sonuca hiçbirimizin inanmayacağını hepimiz biliyoruz. Daha doğrusu hiç kimsenin inanmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama ilk günden beri görme sonrasına ilişkin maalesef köyden hiç kimsenin sağlıklı bir şekilde bir bilgi aktarmadığının biz de farkındayız. Ama neden aktarmıyor, kimler işin içinde, ne sebeple bu gizem ya da bu korku yani bu bazen ifade tutanaklarına da yansıyor. Yani biz bunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi ama olayın içerisinde kim ve kimlerin varlığı kimlere nasıl bir geri durma konusunda pozisyon yaratıyor bu konuda henüz elimizde sağlıklı bir bilgi yok ama bir gizemin olduğu bir korkunun olduğunu hepimiz hissedebiliyoruz yani insanlarda. Bugüne kadar bu dosya içinde kamuoyuna doğru anlatılan, kamuoyuna doğru yansıtılan, anlatılan bilgiler de var. Ama yanlış anlatılan çok sayıda bilgi de var. Net olarak şunu söyleyeyim. Şu an kamuoyunda tartışılan bu işte gizliliğin ihlali olur. Şu anda kamuoyuna yansıyan ifadeler üzerindeki bilgilerin birçoğunun dosya içerisinde ifadelerde tartışıldığını söyleyebilirim. Ama şu doğru, şu yanlış, şu eksik, şu var diyeyim. Peki bir de dün yine kamuoyuna yansıdı, biz de yansıttık halk TV olarak. Bu sanık Nevzat Bahtiyar'ın kamera kayıtları 8 Eylül'de jandarmanın kamerasına çıkıyor.
O kamera görüntüleri niye narin kaybolduğu gün, yani 21 ya da 22 Ağustos'ta bakılma da 8 Eylül'de bakıldı. Burada bir ihmal mi var? Bakın size şunu ifade ettim. Narin'in bedeninin bulunmasından sonra o geniş alan, o arama çaramanın yapıldığı geniş alan artık daralıyor. Ana yollara yakın, birçok yola yakın bir muhitte defnedildiğini de biliyoruz. Neye odaklanıyorsunuz bu durumda? Bulunduğu yerden artık geçen bütün araçlara bir kez daha odaklanıyorsunuz. Ölüm saati konusunda yeni biraz daha zamanı daralttığınız zaman yeni olgular ve bulgulara ulaşabiliyorsunuz. Burada bir kusur, ihmal var mı? Bu ileriki süreçlerde ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi o gece de ifade ettim ben Adli Tıp Kurumu'nun önünde. Yani narinin bulunmasından sonraki süreç her zaman bu tür soruşturmalarda, yani kaçırılanın sağ ayağı bulunması ya da kaçırılanın öldürülmüş halde bedeninin yerinin tespiti halinde soruşturma çok daha rahat şekilde ilerlemeye başlıyor. Bu anlamda narinin bulunduğu günden itibaren olay yeri tespit, daha doğrusu gömüldüğü ya da saklandığı yer tespit edildikten sonra daha rahat çalışmalar başladı. Daha dar bir alana yoğunlaşmalar başladı. Ve buradan ulaşıldı bu şahsa. Yani araca, araçtan şahsa ulaşıldı. Bu anlamda bir ihmal, eksiklik daha önce neden yapılmadı, var mı yok mu, bu konular zaten tartışılacak. Ama şu an narinin, hepimizin acaba daha erken bir müdahaleyle narinin sağ olma ihtimali üzerinden hepimizin umut ettiği, düşündüğü olguların aslında yani narinin ilk andan itibaren öldürüldüğü ve saklandığı sonucu ortaya çıktı. Hepimizin şeyi, bir kaygısı oydu. Acaba soruşturma ya da aramalar, ihmal, eksiklik mi var? Narinin canlı bedenine ulaşma ihtimalimiz var mıydı diye düşünüyorduk ama bugün itibariyle, yani şu ana kadarki delillerle narinin zaten o gün, ilk temas anından itibaren, yani saati tam söyleyemeyiz ama Kur'an kursundan çıktıktan sonra katledildi. Hemen o zaman aralığında katledildiğini, çünkü götürüp saklama saatlerine de baktığınızda söyleyebiliriz. Son olarak başkanım, cami imamı ve imam nikahlı eşi de alınmıştı. Onlar bırakıldı, bırakılmadı, bir muamma vardı. Artı köydeki birçok kişinin kollukta bakılan telefonları, incelenen telefonların kayıtlar, sosyal medya görüşmeler, diğer görüşmeler silinmiş. Yani bu telefonlara, bu şüphelilerin telefonlarına önceden el konulabilir miydi? İşte dün Nevzat Bahtiyar da kendi telefon kayıtlarını sildiğini mahkemede açıklamıştı. Bu neyi gösterir? Yani telefon kayıtlarının özellikle herkesin silmesi, şimdi olayı bildiğin... Telefon kayıtlarının silinmesi tabii ki başlı başına bir suç şüphesi oluşturur. Yani neden telefon kayıtlarını silebilirsiniz? Bilgi sahibi olduğu anlamına gelir. Bilgi sahibi olayın içerisinde olduğu anlamına gelir. Ya da olayı bilen, bilme ihtimali olan ya da olayın içerisinde olan başka kişilerin de varlığına işaret eder. Tabii ki delil karartma bu. Bir şekilde eğer kayıtlarınız bir suç unsuru taşımıyorsa neden silme ihtiyacı duyabilirsiniz? Yani bu olay yaşandıktan sonra kayıtlarını silen herkes olaya dair bir şüpheli sıfatı bence kazanmalı. Peki son olarak sizin vermek istediğiniz bir bilgi var mı? Narin soruşturmasında? Şunu söylemek istiyorum. Şundan herkes kamuoyu, evet, büyük bir özenle ve büyük bir dikkatle bu soruşturmayı takip ediyor. Resmi makamlardan teyit edilmeyen bilgiler ya da spekülasyonlar üzerinden lütfen narin meselesi tartışılmasın. Narin meselesi gündemde kalsın. Narin meselesinin gündemde kalmasına da bence daha fazla özen gösterelim. Hayır, bu konuda da ısrarcı olalım. Ama dediğim gibi gerçek bilgiler ışığında, işte kulaktan dolma bilgilerle ya da duyumlarla ya da bu meseleyi istismar eden de maalesef bazı kişiler, çevreler var sosyal medya mecralarına. Buna kalmayalım. Resmi makamlardan, soruşturmayı takip edenlerden sağlıklı bilgilerle meseleyi diri tutmak, meselenin takipçisi olmak konusunda bir duyarlılık beklentim var benim. Ve şundan da emin olsunlar, Diyarbakır Barosu bir yıllardır bu tür dosyalarla ilgilenen bir baro, deneyimi, tecrübesiyle bilinen bir baro. Biz bu soruşturmanın inanın her aşamasını takip ediyoruz. Bu konuda ısrarcıyız da. Otopsiye girme konusundaki itirazlara da, hayır, narin, bütün aile bireylerinin çoğunun şüpheli olduğu bir dosyada narinin avukatı tabii ki de Diyarbakır Barosu olacak, diğer hukuk örgütleri olacak. Biz
varlık sebebi bu baroların. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunma bizim temel görevimiz. Ve Nari'nin avukatı bütün Diyarbakır Barosu'dur. Yani bu da böyle bilinsin ve kamuoyu bu konuda da rahat olsun. Çok teşekkür ederim. Size zaman ayırdınız. Çok yoğun bir temponuz, mesainiz var. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sede Selek, Diyarbakır Barosu Başkanı çok önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli bilgiler verdi. Narin soruşturmasının geldiği aşama son durum nedir? Türkiye bu konuyu da Halk TV'den öğrendi deyip sözü size bırakalım.